Yepyeni bir günden günaydın sevgili izleyenler. Maksimum Sağlık programına hoş geldiniz. Evet, Manisa'mızda çok değerli doktorlarımız programlarımıza konuk olmaya devam ediyor. Ve bugün yine çok değerli bir doktorumuz bizlerle birlikte olacak. Kendisi İzmir Özel İrem Betüp Bebek Merkezi'nden katılıyor. Kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Ümit İnceboz bizlerle birlikte. Bugün endometrioz, adenomyoz ve infertilite hakkında çok kıymetli bilgilerini bizlerle paylaşacak. Öncelikle hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk, nasılsınız? Günaydın. Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Önceki geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Geçmişte güzel programlar yaptık ve devam ediyoruz programlarımıza. Bugün yine çok güzel bilgiler vereceksiniz izleyicilerimize. Öncelikle endometrioz nedir, neler söyleyebiliriz? Evet, değil mi? Telaffuzu bile biraz karmaşık. Evet. Kendisi daha da karmaşık bir problem. Biz şöyle izah edeyim, rahim iç duvarına, rahim iç zarı diyelim dilerseniz, buna endometrium diyoruz. Normalde rahimin iç kısmında boşluğu döşeyen bir zar halinde. Ama rahimin dışında olduğu zaman biz buna endometrioz adını veriyoruz. Normalde tabii olmaması lazım, neden olduğunu bilmediğimiz bir problem. Böylesine anormal bir durum. Evet. Peki ne kadar sıklıkta görülen bir rahatsızlık? Bunun yanıtı aslında çok zor. Baktığımızda görebileceğimiz bir problem. Ama genel toplumda %6 ile 10 civarında, yani ortalama olarak 10 hanımda bir tanesinde gibi söyleyebiliriz görülme sıklığını. Ama bugün belki de konumuzun asıl grubu olacak infertilite, yani çocuk özlemi çeken kişilerde bu oran biraz daha yüksek gibi. Çalışmaların bize gösterdiği yaklaşık %20 ile 50 arasında değişebiliyor. %50 baktığımızda çok ciddi bir rakam. Hı hı, yani iki tane de bir gibi. Bu kadar yüksekçe seyreden, sıklıkta seyreden bir problem. Peki ne gibi yakınmalar olur ve belirtileri özellikle nelerdir, neler söyleyebilirsiniz? Aslında endometriozis'te yakınmalar çok tipik, ona özgü gibi kabul edilmemeli. İki önemli problem yaratıyor kişide, bizim klinik olarak gördüğümüz. Bunlardan bir tanesi ağrı, kasık ağrısı olarak ya da bizim tıbbi isimle pelvik ağrı dediğimiz ağrı. Bir diğeri de çocuk problemi. Ama bunun dışında tabii bir sürü probleme, bir sürü soruna yol açabiliyor. Ağrı dediğimizde bunu dilerseniz açayım. Ağrı, evet, kasık ağrısı ama bazen idrar yaparken ağrı, bazen büyük abdestini yaparken ağrı, adetlerinde çok şiddetli ağrı, adet dışında ağrı ve cinsel ilişkide ağrı gibi farklı, yelpazenin farklı taraflarında bir sürü ağrı çeşidine yol açabiliyor. İnfertilite anlamında da gerçekten demin de söylediğim gibi %20-50 civarında bu popülasyonda, bu grup insanlarda hayli sıkıntı yaratabiliyor. Her adet ağrısı bu tarz sıkıntı yol açar ya da böyle bir şeyden şüphelenebilir miyiz? Tabii farklıdır her adet ağrısı. Evet, belki de aynı anlama aslında gelmiyordur ama. Aslında sorunuz için teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Adetlerde normalde tolere edilebilir ağrıyı, yani hafif kasık ağrılarını biz normal olarak kabul ediyoruz. Hatta bunun daha ziyade yumurtlamalı aylarda görüldüğünü de biliyoruz. Ama burada şiddetli ağrıdan kasıt, gündelik yaşamını etkileyecek, iş gücünden, okuldan etkileyecek kadar bulantı kusmalarla seyreden ağrı. Bunun genellikle eğer bir nedeni varsa, bir kısmının hiçbir neden bulunmuyor. Genellikle nedeni varsa en büyük etmenlerden iki tane var. Bir tanesi endometriozis, diğeri de iltihap. Dolayısıyla adet ağrısı dediğimizde, şiddetli adet ağrıları dediğimizde, evet, aklımıza gelmesi gereken önemli tanılardan bir tanesi. Evet. O halde birçok çevremizde de görebiliyoruz çok şiddetli adet sancıları, ağrıları çekenleri. Böyle bir durum söz konusuysa muhakkak bir uzman kişiye başvurmanızı söyleyebiliriz. Hocam peki infertiliteye yol açar mı bu rahatsızlık? Hem evet hem bilmiyoruz. Aslında bu çok tuhaf bir rahatsızlık. Neden meydana geldiğini, nasıl seyrettiğini bilmiyoruz. Hatta bazı kitaplarda, bazı kaynaklarda kendiliğinden bile gerileyebilir diye yazıyor. Ama şu an geldiğimiz noktada bilgilerimiz bize şunu gösteriyor. Evet, bir takım nedenlerle infertilite üzerine etkili. Tek başına belki bir etmen olmayabilir ama birkaç faktörden bir tanesi olabilir. Bazen tek başına da etki ediyor. Nasıl etki ediyor?
bulunduğu yerde bir takım maddeler salgılıyor. Bunun detayına girmeye gerek yok bence. Bu maddeler hem yumurtanın kendisine, hem sperm üzerine, hem de döllenmiş yumurtaya, yani embriyo üzerine kötü etkili, bunların yok olmasına neden oluyor. Onun dışında embriyonun rahim içerisine yerleşmesiyle ilgili problem yaratabiliyor. Bunun dışında yumurtlamada problemlere yol açabiliyor. Ayrıca yumurtalık içerisinde bulunursa biz buna çikolata kisti adı veriyoruz. Kist halinde ya da tıbbi dille endometriyom adını veriyoruz. Böyle mevcudiyetinde yumurtalık rezervini olumsuz etkiliyor. Yani yumurta kalitesini ve sayısını azaltabiliyor. Bunun dışında da yaptığı bir takım yapışıklıklarla tüpleri, ki bu gebe kalabilmek için olmazsa olmazlardan engel bir tanesi, tabii, evet, onları tıkayabiliyor. Dolayısıyla pek çok faktör üzerinden etki edebiliyor. Ama burada şunun altını belki de çizmek lazım. Endometriyozun varlığı %100 gebe kalamazsın anlamını taşımamalı. Ya da belki sonradan da konuşuruz ama yeri geldi diye söyleyeyim. Evet. Çikolata kistinin mevcudiyeti, aa sen gebe kalamazsın demek anlamını taşımıyor. Bunun birçok örneği var. Bir faktör olabilir ama %100'ü ifade etmez. 4 santim, 5 santim hatta 8 santim çikolata kistleri mevcudiyetinde bile kendiliğinden gebelik olabilir. Ama tabii ki genel anlamda baktığımızda gebe kalma şansını bu saydığım faktörlerle azaltıyor. Tabii tedavisi mümkün olan bir şey. Herhangi bir durumda hemen hemen tedavisiyle güzel neticelerde alınabilir diye düşünüyorum. Hocam peki tanısı nasıl konuluyor? Zor bir tanısı var. Aslında tanı gerekli mi diye de tartışılabilir. Tanısı şu anda kabul edilen altın standart laparoskopi dediğimiz, şu kansız ameliyat da denilen ya da göbekten kamerayla girdi diye ifade edilen halk arasında laparoskopi adını verdiğimiz işlemle konuyor. Ancak her infertil olguda biz laparoskopiyi gerekli görmüyoruz tabii ki. Tanısında ama laparoskopiye gitmeden klinik ipuçları bizim için hayli önemli. Demin de belirttiğim gibi ağrı, çocuk sahibi olamıyorum artı işte adetlerimde çok ağrı var, ilişkide ağrı var diyen kişiler de mutlaka aklımıza gelmeli. Ultrasonografik olarak belki yardımcı olabilir. Ultrasonda çikolata kistlerini görebiliyoruz. Eğer çok iyi düzeyde ultrason yapılabilen bir yer ise vajen ile bağırsakların son kısmında, makata yakın kısımda da yerleşebiliyor bunlar. Onları göremek mümkün. Ama altın standart tanısı laparoskopi ile. Peki herkese laparoskopi yapılması gerekiyor mu? Tekrar altını çizmek lazım. Hayır. Düşünmek yeterli. Düşünerek bir takım gerekli tedavileri planlamak uygun olabiliyor çünkü. Evet, hocam tedavilerden bahsetmişken ilaç tedavisi düzelmesi mümkün mü? Yoksa hangi aşamada cerrahi yönteme başvuruyorsunuz? Aslında her sorunuzun başında aynı şeyleri tekrar ediyorum. Bunda da izninizle söyleyeceğim. Aslında neye karşı savaştığımızı doğru düzgün bilmiyoruz. Tıp neden geliştiğini bilmediği bir şeyle sadece şikayetler üzerinden giderek tedavi etmeye çalışıyor. Dolayısıyla endometriyoz da biz tam tedavisi mümkün bir hastalık gibi maalesef göremiyoruz. Tedavi sadece şikayetlere göre, ağrısı varsa onu geçirmeye çalışıyoruz. Veya çocuk sahibi olmaya çalışan bir hanım ve endometriyozisi varsa bu takdirde ona uygun tedaviler yapmaya çalışıyoruz. Ne zaman cerrahi? İnfertilite söz konusu olduğunda açıkçası cerrahiden çok fazla cerrahi tarafında bakmıyoruz. Evet. Çikolata kistleri mevcudiyetinde illa cerrahi yapılması gerekmiyor. Ama ne zaman cerrahi, genel anlamda endometrioza baktığımızda ağrı ön plandaysa cerrahi tedavisi düşünülebilir. Ama tekrar söyleyeyim, infertilite tedavisinde cerrahiye çok da sıcak bakmıyoruz. Çünkü yapılan her ameliyatın ekstra bir riski var. Bu konuda iki büyük çalışma var, izninizle ondan bahsedeyim. İki farklı ülkede yapılmış ama genel sonuçları itibariyle baktığımızda rastlantısal olarak herhangi bir nedenle laparoskopi yaptık diyelim, endometrioz odakları bulduk. Bunları yakarak ya da herhangi bir yöntemle, lazerle yok ettiğimizde evet gebe kalma şansını arttırıyoruz. Ama bu şu anlama gelmiyor. Her gebe kalmak için işte ağrısı da olan kişiye yapalım, gördüğümüzde tedavisini
Böylelikle yapmış olalım. Bunun için hakikaten yaklaşık 60 tane filan vakada bir tanesinde faydalı olunabileceği hesaplanmış. Dolayısıyla getirisi götürüsü itibariyle böyle bir tedavi uygun değil. İnfertilite söz konusu olduğunda başka bir takım tedavilere girmek lazım. Bunu medikal başlığı altında belki de irdelemek doğru. Belki aşılamayla başlanabilir. Evet. Aşılama gerçekten yapılan çalışmalarda infertilite problemi olan kişilerde kendiliğinden gebelik şansına göre bir parça daha arttırıyor. Ama arttırıyor derken ortalama %6'lar 10'lar civarına kadar çıkartabiliyor. Normalde aşılamanın başarısı %9 ile 13 kabul edersek gene de daha düşük bir başarı. O halde infertilite problemi olarak endometriyozise baktığımızda gerçekten de yardımcı üreme tekniklerindeki başarıyı da bir parça düşüren bir faktör. Belki tüp bebeği ileride evet, konuşuruz. Özellikle onu soracaktım. Tüp bebek başarısını nasıl etkiler, ne kadar etkiler? Tüp bebek başarısını etkiliyor. Ne şekilde etkiliyor? Birincisi, eğer yumurtalık rezervini azalttıysa çıkan yumurta sayısını ve kalitesini etkiliyor. İkincisi de salgıladığı bir takım maddelerle ister çikolata kisteri, isterse rahimin dışında herhangi bir yerde yerleşmiş olan bu endometriyotik odak salgıladığı maddelerle gebelik şansını azaltabiliyor. Bu durumda ne yapmak lazım? İlk bir denemede genellikle deniyoruz, olmazsa o zaman uzun süreli baskılamak lazım. Uzun süre derken 2-3 ay yumurtalıkların çalışmasını baskılayıcı ilaç verebiliyoruz. Ondan sonra yumurtayı transfer edebiliyoruz. Bir görüşte şöyle diyor, yumurtaları almadan önce baskılama uygulayın. Baskılamadaki kasıt, üst merkezleri baskılayıp yumurta çalışmasını baskıladığınız zaman bu endometriyotik odaklar geriliyor. O kötü maddeleri salmayı bırakıyor. O nedenle baskılayıp başlayın. Ama öncesinde başlarsak yumurta toplamadan önce tüp bebekte çıkan yumurta sayısını da azaltmış olabiliyoruz. O halde genellikle bizim yaklaşımımız kendi merkezimizde de böyle. Önce yumurtaları alalım, donduralım, ondan sonra baskılayalım ve ondan sonra yerleştirelim tarzında bir yaklaşımımız oluyor. Evet. Az önce çikolata kistlerinden bahsettiniz. Onunla alakalı bir sorum olacak ama özellikle ne zaman çikolata kistleri ameliyata alınmalı mesela? Bir başka zor soru. Çünkü çikolata kistlerinde klasik kitap bilgisi olarak bir 4 santim, bazı yerlerde 3 santim diye de geçiyor. Bir 4 santim lafı vardır. Ama nereden çıkmış bunu bilmiyoruz. Herhangi bir çalışmanın ürünü de değil. 4 santimden sonra ameliyat diye söylenir. Aslında bu doğru bir, net bir bilgi değil. Bu konuda yapılmış tek bir tane çalışma var. O da Japonya'dan bir çalışma. 9 santimden itibaren diye söylüyor. Biz klinik pratiğimizde şöyle yaklaşıyoruz ve böyle yaklaşılması da öneriliyor. Eğer görüntüsel olarak kötü bir kisti düşündürmüyorsa ve infertilite, yani çocuk sahibi olma amacıyla gelmiş olan bir hasta söz konusuysa, bu hastada santim olarak çok önemsemiyoruz. Yani 5 santim, 6 santim, 7 santim de olabilir. Ama sıkıntılı bir kist gibi duruyorsa, ki bunu ultrasonografik olarak ipuçlarından elde edebiliriz. İşte kanlanması fazla mı, içerisinde farklı yapılar var mı? Eğer böyle bir şeyse o zaman 3 santimde, 3,5 santimde de ameliyat önerilebilir. Dolayısıyla net bir sınır yok. Hastasına göre değişir. Aslında göre tabii, değil mi? Endometriozis gerçekten hastaya göre tedavi gerektiren önemli bir şey. Direkt standart bir şey söylemem. Kesinlikle. Burada sıkıntılı kistleri ayırt etmekten bahsettim. Altını çizmemiz gereken önemli bir husus da şu. Toplumda sıklıkla artık halkımız da artık alıştı. CA125 diye bir kan testi var. Bu teste bakılıp eyvah çok yüksekmiş, ben ameliyat olayım diye söylenebiliyor. Şunun tekrardan bilinmesi lazım ya da akılda tutulması lazım. CA125 illa kötü kistte yükselir diye bir kaide yok. Endometriyoması olan, yani çikolata kistleri olan kişilerde de biz çok yüksek CA125 değerlerini görüyoruz.
Demin de sizin tekrar vurguladığınız gibi burada hastalık yok, hasta var. Evet. Gelen kişiye göre değerlendirmek lazım. Buradan izleyicilerimizi de uyarmak lazım belki de. Eyvah bu test sonucum çok yüksek çıktı deyip de mutlaka benim kötü bir şeydir mantığıyla gidilmemesi lazım. Böyle bir kaygı olmaması gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Özellikle hocam tabii internette falan bazen araştırıyoruz kendi hastalıklarımızla alakalı, sıkıntılarımızla alakalı. Dediğiniz gibi kişiye göre hastalık değişiyor, tedavisi değişiyor. Bu tarz yanlış bilgiler de olabiliyor bazen değil mi? Yani internete girdiğimiz zaman çikolata kistim var mesela, araştırıyorum. Oradan farklı kötü şeyler de belki bilgi edinebiliyoruz. Bilgi kirliliği olabiliyor. Böyle bir durumda kaygıya kapılmamamız gerekiyor ve direkt uzman kişiden destek aldığımız zaman daha gerçekçi bir kesinlikle şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bazen forum sitelerinde tabii orası da bir paylaşım. Evet, paylaşım sitesi ama herkes kendine ait en kötü şeyleri yazıyor. Bu sefer kişide de şöyle bir algı oluşuyor. Eyvah bende de böyle var. O yüzden mutlaka bir uzmana dediğiniz gibi başvurulması lazım. Gereken şey. Hocam peki tüp bebekte kullanılan ilaçlar endometrioz riskini ya da rahatsızlığı tekrar yükseltmesine sebep olabilir mi? Tekrarlayabilir mi? Bu önemli bir kaygı. Bazı hastalarımızda olabiliyor. Yani biz yumurtlatma için tüp bebekte tedavi veriyoruz. Yumurtaların çoğalmasını istiyoruz. Birçok yumurta gelişsin istiyoruz. Bunun acaba endometriozun tekrarı üzerine bir problem yaratır mı? Tekrarına yol açar mı? Bunun yanıtı hayır şu anda geldiğimiz noktada. Küçük östrojen yükselmeleri bu yaptığımız tedavilerle endometriozun nüksetmesine yol açmıyor. Evet. Şu anda çalışmalarda evet. Bu tür bir kaygıları olmaması lazım. Evet. Hocam tabii yine bir tıbbi terim daha önümüze çıkıyor. Adenomiyoz nedir özellikle? Bunu açabilir miyiz? Evet. Adenomiyoz da hemen hemen endometriozun kardeşi, Eskiden biz hatta birisine iç birisine dış endometrioz diyor idik. Şöyle demin izah etmeye çalışmıştım. Endometrium dediğimiz rahimin bir iç zarı var, duvarı var. Bu duvarın rahim dışında yer almasına endometrioz istiyorduk. Rahimin iç kısmındaki bu zarın rahim kası içerisinde dağınık öbekler halinde veya bütünüyle bulunmasına adenomiyozis ya da adenomiyoz diyoruz. Bu da bir anormal bir durum, normal bir durum değil. Yani olması gereken yerde değil doku, farklı bir yerde, farklı yerde hücreler yerleşmiş durumda. Adenomiyozis böyle bir şey, böyle bir problem. Peki, belirtileri hakkında neler söyleyebiliriz? Hasta ne tarz şikayetlerle geliyor? Evet, belirtilerinde en önemli yakınma, kanama ve eşlik eden ağrı. Evet. Genellikle adet kanamalarının çok fazla miktarda olması en çarpıcı belirtilerden. Kimi zaman hastalarımız işte çocuk bezi kullanacak kadar fazla ya da parça parça kanamam var diye ifade edebiliyor. Tabii bunun altında farklı nedenler de olabilir ama önemli bir neden de adenomiyozdur. Beraberinde ağrılar, karın ağrıları söz konusu olabilir. Adenomiyoz temelde bu iki probleme yol açıyor ama konumuzla belki de ilintili olarak infertilite bakışıyla. Gerçekten eskiden biz adenomiyozu sadece çocuk doğurmuş olan kişilerde var diye biliyorduk. Bilgimizin ilerlemesiyle birlikte artık infertilite de zaman zaman önemli sebeplerden bir tanesi haline geldiğini görüyoruz. Bu mevcut odaklardan da aynı endometriozda olduğu gibi salınan bir takım problemli maddeler hem yumurtaya, hem sperme, hem embriyoya, hem de embriyonun tutunmasına olumsuz etkilerde bulunabiliyor. O nedenle endometriozda olduğu gibi adenomiyozda infertilite konusunda da gün geçtikçe önem kazanan konulardan bir tanesi. Peki hamile kalmayı bu da engel olabiliyor mu? Tabii ki. Yani demin dediğim nedenlerle bir kere gametler üzerine olumsuz etki yapıyor. Hamilelik için sıkıntı yaratabiliyor. Hatta ve hatta yardımcı üreme teknikleriyle baktığımızda ki gelinen en üst nokta tüp bebek tedavisi. Tüp bebek tedavisinde de işlem başarısızlığı ya da bebeğin tutunamaması gibi problemlere yol açabiliyor. Evet, başarıyı düşürebiliyor. Peki hocam tanısı nasıl? Adenomiyozun tanısı öncelikle şüphelenmek lazım. İkincisi ultrasonografi. Gerçekten ultrason çok büyük bir yardımcı. Ultrasonda çok tipik görüntüleri var. Ama şüphede kalınan bir grup vakada MR adı verilen ya da manyetik rezonans görüntüleme açılımıyla olan görüntüleme tekniği ya da halkımız da artık biliyor MR. MR ile net tanısı konulabiliyor. Tedavisi belki de çok zor
ilaçlarla baskılama. Çünkü bunların hem endometriyozda hem adenomiyozda östrojene hayli bağımlı problemler bunlar. Hı hı. Genelde bu grup kişilerde östrojenin genellikle yüksek seyrettiğini görüyoruz. Yapılması gereken şey baskılama tedavileri, yani yumurtalıkların çalışmasını bir süre baskılayalım, bunlar da küçülsün mantığıyla. Çünkü biz biliyoruz ki genellikle menopozdan sonra hem adenomiyoz hem endometriyoz geriliyor. Bu mantıktan, bu prensipten hareketle de yumurtalıkları baskılayalım biz, çalışmasını geçici bir süre durduralım. Bu odaklarda giderek gerilesin mantığıyla tedavisi var. Tedavisinde bu yaklaşım ilaç tedavisi. Önü alınamayan olgularda, infertil grupta bile cerrahi tedavi düşünülebiliyor. Ama bunlar biraz uç olgular. Bu olgularda belki de altı çizilmesi gereken, bu tür cerrahi geçirip gebe kalan kişilerde rahim yırtılmaları olabiliyor. O anlamda da takipte dikkat edilmesi, evet, lazım gebelikteyken. Hı hı. Eğer sorun sadece kanamaysa, çocuk sahibi olmak değilse, o zaman bu olgularda rahim içi ilaç salgılayan rahim içi araçlar, hı hı, veyahut da ameliyata kadar giden geniş bir yelpazede tedavi seçeneği var. Evet hocam, işte tabii aklıma gelmişken sormak isterim. Bu tarz rahatsızlıklarda ameliyatlar daha sonrasında çocuk sahibi olmaya engel olabiliyor mu? Tabii ki yapılan her ameliyatın bir riski söz konusu, hı-hı, olabilir. Bunu laparoskopiyle, yani kapalı ameliyatlarla biraz daha aza indirmiş, hı-hı, durumdayız. Ama her türlü ameliyatın bir riski var. Rahimden çok kanamalara yol açabilir veyahut da tekrar edebilir veyahut da çevre organ hasarları olabilir. Rahimin alınmasına kadar gidebilir. Ama tabii ki ehil ellerde bu riskler var, ama çok düşük. Ehil ellerde bu cerrahi problemler olabildiğince az görülüyor. Biz de zaten çok cerrahi tedaviyi, çocuk sahibi, çocuk arzusu olmak isteyen kişilerde ilk planda cerrahiyi en öne son sürmüyoruz. Evet, en son, en son. Hocam tabii sorularımız var bununla alakalı. Bir izleyicimiz demiş ki, çikolata kisti kısırlık yapar mı ve kanser riski taşır mı demiş izleyicimiz. Güzel soru. Bir kısmını yanıtlamaya çalışmıştık. İkinci bölümü gerçekten önemli. Evet, maalesef çocuk sahibi olmada probleme yol açıyor. Dediğimiz nedenle neydi onlar? Bulunduğu yer itibariyle yumurtalık rezervini azaltabiliyor. Çıkarılması ameliyatı yumurtalık rezervini daha da azaltabiliyor. Salgıladığı bir takım maddeler olumsuz etki edebiliyor. Evet, sonuç itibariyle yapabiliyor. Ama burada bir kez daha söylemek lazım. Çikolata kistin var, gebe kalamazsın diye bir şey yok. Öyle örnekler, öyle şaşırtıcı örnekler var ki, hemen bir tane aklıma geliveren, zaman zaman hastalarımla da paylaştığım. Balıkesir Üniversitesi'nde görev yaptığım periyotta yaklaşık 8 santimlik bir endometriyoması olan bir hanımefendi vardı. Yeni korunmayı bırakmışlardı. İşte olmazsa artık ilaç tedavisi etki etmeyecek, cerrahi tedavi demiştim. Tam cerrahi tedavi için onlar da karar verdiler. O ayda gebe kaldı. Evet. Doğumunu yaptı. Sezeryanda pırıl pırıl. Doğumdan sonra kontrolleri devam edilmiş. Ben oradan ayrıldığımda tekrardan yumurtalık kisti tekrar ediyor. Tekrardan ama gebe kaldı. Yani iki kez tekrar, iki kez gebelik. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. İlla yumurtalıkta çikolata kisti olması gebe kalamazsın demek değil, ama gebe kalma şansımızı ciddi anlamda azaltabilen bir faktör. Evet, var. İkinci bölümü kanser yapar mı? Kanser riski var mı? Şu anda geldiğimiz noktada bazı kanserlerin riskinde hafif artış yapabildiği söyleniyor yumurtalık kanseriyle, ama çok net bir sağlam bir kanıt yok elimizde. Şu anda geldiğimiz noktada çok da ürkmüyoruz. Ama tanı yanılsaması olabilir. Yani endometrioz deyip altında farklı bir şey olabilir. Sonuçta görüntüye dayanan tanı yöntemleri olduğu için o konuda da dikkatli olmak lazım. Uzmana danışmak lazım tabii ki. Evet. Hocam az önce endometrioz infertiliteye sebep olabiliyor demiştiniz. Peki adenomiyoz sebep olabiliyor mu infertiliteye? Adenomiyoz da sebep olabiliyor. Salgıladığı bir takım maddelerle bu eşey hücrelerine zarar vererek gerçekten zararlı olabiliyor. Onun da tedavisi dediğim gibi baskılamaya da cerrahi. Evet.
Yine bir sorumuz var. Hangi kistler kanser riski taşır, hangileri taşımaz demiş Canan Takıcı bizlere ulaşmış. Teşekkürler izleyicilerimize de soruları için. Kistler, tabii biz içi sıvı dolu yapılara kist adını veriyoruz. Hı hı. Bir balon düşünün, içine su koyun, kist böyle bir şey. Hangileri problem yaşar, problem risk taşır? Bunu ultrasonografik olarak yaklaşık görebiliyoruz. Ultrasonda genellikle iki taraflıysa, içerisinde anormal görüntüler varsa, kanlanması artmışsa, içerisinde bölmeler varsa ve bu bölme kalınlığı 3 milimetrenin üzerindeyse, hastanın yaşı, hastanın özellikleri, kist eğer büyüdüyse büyüme hızı, bu tür parametrelerle, bu tür kriterlerle biz kistin normal mi olup olmadığına bakmaya çalışıyoruz. Her kist sorunlu değildir. Her çikolata kisti sorunlu değildir. Kişiye göre, kistin özelliklerine göre hangisinin problemli olabileceğini kesinlikle kadın hastalıkları doğum uzmanları karar verebilirler. Evet, direkt zaten kişinin dediğiniz gibi birebir kendisini incelemek gerekiyor. Aynen öyle. Öğrenmek için, anlamak için. Hocam peki bu tarz rahatsızlıklarda erken tanının, erken tedavinin önemi hakkında neler söylemek istersiniz? Ve özellikle geç kalınma durumunda hastayı ne tür sorunlar bekler, neler söylemek istiyorsunuz? Endometrioz tanısı zor konulan bir problem gerçekten. Artık çocukluk yaşlarında bile, yani adolesanda bile öyle diyelim, tanısı konulabilen bir rahatsızlık. Hatta yapılan çalışmalar yaklaşık 7 yıl gibi bir süre tanı gecikmesi olduğunu bize gösteriyor. Tanı gecikmesinde problem ne olabilir? İki önemli şikayetten bahsetmiştim. Bir tanesi ağrı, bir tanesi de infertilite, yani çocuk sahibi olma. Dolayısıyla bununla ilgili sıkıntı söz konusu olabiliyor. Erken tanı koyarsak bu takdirde doğum kontrol haplarıyla veya bir grup ilaçla bunları baskılayıp çok büyümemesine, illa da cerrahi gerektirmemesine neden olabiliyoruz. Artık elimizde çok güçlü ilaçlar var. Hı hı. Doğum kontrol hapları bu anlamda gerçekten iyi ilaçlar. Eskiden olduğu gibi çok şükür ki diyeyim, toplumumuz artık çok fazla korkmuyor doğum kontrol haplarından. Adolesanda bile güvenerek verebildiğimiz, uzun süreli tedaviye izin verebilen ilaç grubu. Yeni bir grup ilaç çıktı. Doğum kontrol hapının sadece ikinci yarısını taşıyan, uzun süreli özellikle endometrioz tedavisinde çok ciddi faydalar sağlayan, hatta çikolata kistlerinde ya da adenomiyozda bile hafif hafif gerilemelere neden olabilen çok güçlü ilaçlar var. Erken tanının böyle bir avantajı, evet, var. Böyle bir şeyi bize, imkanı bize sağlamış oluyor. Evet, böyle bir rahatsızlık karşısında herhangi bir kaygıya kapılmamak, evet, gerekiyor. Zaten, evet, dediğiniz gibi çok güzel alternatifler var, tedavi seçenekleri var. Evet. Direkt uzman kişi tarafından değerlendirip zaten en uygun bir şekilde tedavi uygulanabiliyor. Evet. O yüzden belki burada bir de cerrahi tedaviden bahsetmek, buyurun, biraz onu açayım tabii dilerseniz. Çok detaya girmemiştik. Cerrahi tedavi ne zaman diye söyledik ama cerrahi tedavisi zor. Çikolata kistlerinde aslında laparoskopik olarak kist çıkartılabiliyor ama endometriozda, yani çikolata kistlerinde kist duvarını sıyırabilmek açıkçası ne kadar iyi teknikle olursa olsun bir grup normal hücreyi de, normal eşey hücresini de söküp alabiliyor. O nedenle rezervi azaltıyor. Eğer ağrı nedenli yapıldıysa ama kist duvarının mutlaka çıkarılması lazım. Çıkarılmazsa tekrar etme olasılığı çok yüksek oluyor. Yapılan araştırmalara göre yaklaşık %50 oranında 5 yıl içerisinde tekrarı söz konusu oluyor. Yani endometrioma cerrahisi de, yani çikolata kistini sıyırıp çıkarmak laparoskopik olarak örneğin illa çözüm değil bu hastalık. Ben Don Kişot'a benzetiyorum. Hani neyle savaştığımızı bilmeden, evet, elimizdeki imkanlarla onunla mücadele etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Cerrahide de belki bunu vurgulamak lazım. Hı hı. Birkaç teknik var. Tekniklerden bir tanesi çikolata kistinin içini açalım, boşaltalım, yıkayalım ve yakalım. Diğeri de sıyırarak çıkartalım. Boşaltıp içerisini yıkayıp yakmak tekrar riski çok yüksek olan bir şey. Eğer ağrı nedenli yapıyorsak mutlaka kistin de çıkartılması lazım. Ama konumuz infertilite ise zaten biz özellikle rezervi daha da fazla azaltmamak adına çok da fazla çikolata kisti ameliyatını sevmiyoruz. Evet. Özellikle tüp bebekle uğraşan kişilerde. Ancak ve ancak kistin görüntüsü sıkıntılı bir kist gibi duruyorsa
veya teknik olarak tüp bebekte yumurtalara ulaşılamayacak bir durumdaysa o zaman kistin alınması söz konusu edilebilir. Evet, zaten bu anlamda başarılarınızı hocam duyuyoruz. Bu tarz cerrahi işlemlerden, tedavilerden tutun. Özellikle tüp bebek sonuçlarına çok güzel başarılarınızı duyuyoruz. Evet, çok şükür ki. Bu güzel çiçeğin sahibi de değerli hocamızın çok sadık bir hastası şu anda dışarıda bizi seviyor. Çok uzun yıllar sonra ona da böyle bir şey vesile olmuşsunuz. Çocuk sahibi olmuş. Evet. Çok da sadık, ne zaman biz programımıza davet etsek muhakkak çiçeğiyle beraber bir şekilde geliyor. Esin Hanım, buradan çok selamlar. Güzel, evet. Bayram Umut'u da öpüyorum her zaman. Çok güzel bir aile ortamı aslında yakalıyorsunuz hocam. Kesinlikle. Çok güzel, aile oluyoruz hakikaten. Güldürüyorsunuz. Evet. Çok güzel şeylere vesile oluyorsunuz. Tabii bu konuda gerçekten başarılarınızı duyuyoruz. İnşallah sağ olun. Bu şekilde de devam eder. Evet, rejiden sorularımız varsa, izleyici sorularımız varsa son sorularımızı alalım. Yavaş yavaş programımızı kapatacağız. Dışarıda konuklarımız da var. Tabii onları da karşılamak isteriz. Son sorularımızı alalım ve tabii program sonuna doğruyuz artık ama soruları varsa izleyicilerimizin bize ulaşabilirler. 0-236-233-77-77'den bize ulaşıp son 5-10 dakikamız var, sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Hocam bir sorumuz var. Yeni evliyim, over kist problemim var demiş. Yeni öğrendim demiş, tedavi oluyorum, kısırlık yapar mı over kist demiş izleyicimiz. Over yumurtalık demek tıbbi terminoloji olarak. Yumurtalıkta kistler zaman zaman söz konusu olabiliyor. Her kist illa çocuk problemi yaratır diye bir şey yok. Kistin tipine göre değişir. Eğer anlattığımız gibi çikolata kisti ise çocuk sahibi olmada problem olabilir. Ama yeni evliyim diyor. Tekrar altını çizelim. Kistle de gebe kalabilen pek çok hasta var. Dolayısıyla bu anlamda sıkıntı hemencecik paniğe kapılmasın. Eğer kastedilen kistler minik minik çok sayıda kistler ya da bizim polikistik yumurtalık görüntüsü dediğimiz kistse onların da tedavisi var. Onlarda yumurtlama ile ilgili problem olabiliyor ama yumurtlama tedavisiyle gebe kalınabiliyor. Bence endişe etmesin. Hani çok problemli çok problem değil, değil, mi değil yani. Diye düşünüyorum. Evet. Bazen çok panikleniyor. O bile yumurtlama üzerine negatif etki ediyor. Buradan söyleyelim hemencecik moral öyle. Moral de çok önemli kesinlikle. Aslında hocam. Yani motivasyonumuzu da düşünmememiz gerekiyor. Olumsuz düşündüğümüz zaman çünkü belki böyle bir tedavi olacaksa belki çocuk sahibi olmak isteyen kişiler direkt enerjileri, o motivasyonları, moralleri de belki engel olabiliyor. %100. O yüzden %100. O gerginliği de atmamız gerekiyor tabii kesinlikle. Böyle tedavilerde. Hocam son bir sorumuz var. 12 yıllık evliyim demiş izleyicimiz. Çocuğum olmuyor. Tüp bebek yapmayı düşünüyoruz. Tüp bebek tedavisi ne kadar sürer, ne kadar zaman alır demiş izleyicimiz. Tabii kişiye göre yine değişiyordur belki değil kişiye mi? Göre değişiyordur. Başarısı da değişiyor aslında. İzleyicimizin yaşı kaç bilemiyorum. 12 yıllık evlilik çok uzun bir süre. Evet, uzun bir süre. Tüp bebekte asıl önemli olan ne kadar yumurta elde edeceğimiz gerçekten. Bizim merkezimizde rutinde mikro enjeksiyon yapıldığı için döllenmeler gerçekten iyi. Ama ne kadar yumurta alacağımız önemli. Şöyle bir örnek vereyim. 10 tane yumurta aldık. 8'i döllendi. Bunun başarısını bir düşünelim. 2 tane yumurta aldık, bir tanesi döllendi. Bunun başarısını düşünelim. O yüzden bayan yaşı çok önemli. Eğer düşünüyorlarsa bir an önce başlamaları lazım. Süre olarak ne kadar sürüyor? En hızlandırılmış biçimde yaklaşık 1 ay, 1,5 ay diyelim. Ama biz onu bayanın yaşı el verirse rahat rahat sindire sindire yapmayı istiyoruz. Önce eksik olan bir takım tetkikler varsa onları tamamlayıp, eksik vitaminler vesaire onları tamamlayıp, ondan sonra ilaç tedavisi, ondan sonra yumurtaları toplama. Yumurtaları topladıktan sonra genellikle donduralım, rahim içerisini bir görelim, yani embriyoları yerleştireceğimiz yeri bir görelim, ondan sonra yerleştirelim istiyoruz. Böyle baktığımızda da yaklaşık 2,5 ay civarında bir süreyi alabiliyor. Ama 12 yıl uzun bir süre, buradan izleyicimize mesaj vermiş olalım. Hiç de denenmemiş ise mutlaka geç kalınmasın. Bayan yaşı çok önemli. Çok önemli. Tabii hocam yaştan bahsettiğiniz için ben tabii sormak isterim. Bilmeyen izleyicilerimiz de en azından fikir edinmiş olurlar. Evlilikten kaç yıl sonra özellikle çocuk olmuyorsa hemen böyle bir çocuk düşünen izleyicilerimiz muhakkak vardır. Kaç yıl sonra böyle bir tedavi olması gerekiyor? Çünkü yaş önemli diyorsunuz. Geç kalınmaması gerekiyor diyorsunuz. Kesinlikle. Genel olarak bizim bir 1 yıl standardımız vardır. O hep telaffuz edilir biliyorsunuz. Ama o
37-38 yaşlarında bu bir yılı zaman zaman beklemeyebiliyoruz. Hı hı. Çünkü demin dediğim nedenle yumurtalık rezervinden emin olamayabiliyoruz. Biz doğduğumuzda belli bir yumurtayla doğuyoruz ve giderek azalıyor. 35'ten sonra bu daha da azalıyor. Hı hı. O nedenle hani her ne kadar bir yıl desek de yaşı da dikkate alıyoruz. Daha ileri yaş grubunda kaldı ki artık kadın yaşı, evlilik yaşı biraz daha ötelendi kariyer sahibi olunması itibariyle. O yüzden duruma göre bazen bir 3 ay sonra zaten bir kontrole giderler herhangi bir problem var mı yok mu diye. Belki 6 ay yaşa göre değişebiliyor. 40 yaşında da mesela yeni evlenmiş olan kişiler var. Bunlar da hemen evlendikten sonra ne durumdadır diye bir bakmak lazım. Gene de bir 3 ay 5 ay şans verebiliyoruz bunlarda ama daha fazla değil. Yumurtalık rezervi düşeceği için açıkçası. Evet, muhakkak bir kontrol olması gerekiyor evlilik sonrasında. Hocam çok güzel bilgiler verdiniz. Son sözlerinizi alabiliriz miyiz? Neler tavsiye edeceksiniz izleyicilerimize? Ben teşekkür ediyorum öncelikle hem Esin Hanım'a buradan hem sizlere, ETV ailesine. Onun dışında söyleyebileceğim tek şey endometriyoz önemli bir problem, ihmal edilmesin. Ağrılar varsa mutlaka uzmana başvursun. İhmal edilmedikçe her şeyin hemen hemen üstesinden gelebiliriz. Evet, çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel verdiğiniz bilgilerden dolayı. Sağ ağzınıza sağlık. Tabii inşallah daha sonra tekrar güzel bir program yapmak isteriz sizinle. Sağ olun. Eksik olmayın. Evet, değerli izleyiciler, değerli doktorumuzdan çok güzel bilgiler aldık. Geç kalmamak ve ihmal etmemek ve uygulamak şartıyla diyelim yine bugün de. Tabii herhangi bir sıkıntı durumunda muhakkak bir uzman kişiden destek alıyoruz. Etrafımızdan duyduklarımıza ya da yanlış bilgilerle kesinlikle umutsuzluğa kapılmıyoruz. Muhakkak bir uzman kişiden destek alıp ona göre yolumuzu çiziyoruz. Evet, yine bugün bize ayrılan vakti yine sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın ve sağlıklı kalın.